Yemek Korku Stüdyosu'na hoş geldiniz. Yemek Korku Stüdyosu'na hoş geldiniz. Merhabalar, adım Yasemin. Özel bir şirkette yemek tasarımcısıyım. Ben Ferhat. Özel şirketler içinde böyle küçük çiçekler tasarlıyorum. Her yerde bu çiçekleri görebileceksin. Abi daha böyle kendi bildiğimizi yapalım. Merhaba. Herkese merhaba. Bugün sizlere yepyeni stüdyomuzu tanıtacağız. Bizler güzel bir video yapmak istiyorduk ama yorumlarınızda siz birazcık bu işi hızlandırdınız. Bizler de size bugün güzel bir tur attıracağız. Her tarafında, her detayında ekibimizin çok büyük emeği var ve sabırsızlanıyorum size o detayları göstermek için. Nereden başlayalım sence? En sevdiğimiz yerden başlayalım. En sevdiğimiz köşe kahve köşesi. Oradan başlayalım. Zaten turun devamını getiririz bir şekilde. Senin kahven var? İçiyorum biliyorsun. Tamam. Bütün gün kahve içiyorum. O zaman ben koyuyorum. Ben de bir kahve koyayım. Bütün ekip kahve kolik aslında baktığınız zaman. Kahve köşemizde zaten hem Vestel sade hem de Vestel taze var. Filtre kahve yapacağımız zaman Vestel taze ile taze çekirdeklerden istediğimiz kalınlıkta ötüyoruz. İstediğimiz fincan miktarını hazırlayıp her zaman taze kahve içiyoruz. Saat kurma özelliği de var. Bazen tam böyle çekimin sonuna doğru ayarlayıp taptaze kahve ile o yorgunluğu atabiliyoruz. Ama eğer çekirdek kahve yoksa normal filtre kahve ile beraber içerisine filtresini koyuyorsun. Toz kahveyi yapıyoruz. Toz kahveyi yapıyor. Aynen. Daha önceden dekor olan mutfağımızda çekim olduğu zaman böyle ekipten arkadaşlarımız kahve almaya çabalıyordu ve bazen alamıyorlardı falan. Evet, o çok sıkıntı oluyordu. Şimdi işte bu deneme mutfağının yanında olduğu için böyle hemen kimseyi rahatsız etmeden, işte o çekimi bozmadan buradan kolaylıkla kahve alabiliyor. Onun dışında işte burada böyle çok tatlış bir dekor kurduk. Aslında böyle minik, minimal ama aslında çok da işe yarayan bir köşe oldu. Burada Türk kahvelerini astık. Yukarıdaki bu resimlerde de aslında bir anket yapıldı. Böyle bir WhatsApp grubundan bir anket yaptık bir sürü resim arasından. Demokrasi her zaman çalışır. Aynen. Bir sürü resim arasından bunu seçtik kahve köşesi için. Böyle sade, tatlı bir köşe oldu. Susebil'in de... Şu anda Susebil'ler diye söyleyebiliriz. Tabii ki tam olarak arkamda duruyor. Önceden işte böyle kapalı bir dolabın arkasındaydı. Böyle açıp oradan su almak falan gerçekten zordu. Şimdi bu dolabın aslında bu bölmesini böyle kestirdik biz ve mermer bir çerçeve yaptırdık estetik dursun diye. Direkt buradan bardağını koyup alabiliyorsun. Dolabı açtığımızda da aşağıda damacanayı yedekleyebiliyoruz. Her yerde dolaşıyordu damacana eskiden eski stüdyomuzda. Şimdi böyle çok derli toplu oldu. İster deneme, ister destek, ister deney mutfağı deyin ama bu mutfak bizim her şeyimiz. Diğer stüdyoda olmayan en büyük yeniliğimiz bu mutfak. Çünkü normalde biz çekim yaparken asla başka bir şey yapamıyorduk. Her şey kilitleniyordu ve şu anda orada dekor mutfağımızda bir çekim varken burada ikimizden bir tanesi yemek deneyebiliyor, fotoğraf çekebiliyor, hatta video bile çekiyoruz. Sizler de böylece daha fazla videoya hızlıca ulaşmış olacaksınız. Ocağımız var, fırınımız var, bulaşık makinemiz var ki bulaşık makinesi Yasemin'le benim için en büyük artı ikinci olması. Burada da bir buzdolabımız var, bulaşıkhanemiz var ayrıca kurutmak için hızlıca. Evet. Buralarda ve gördüğünüz gibi bütün elektronik ürünlerimiz Vestel. Vestel tabii ki bizim mutfağımızın ana sponsoru. Evet. Mutfağımızda Vestel her yerde. Her yerde. Çay içen arkadaşlarınız için de şurada minik bir çay köşemiz de var. Üzeri bulaşık makinesinde. Bulaşık makinesinde evet bence de. Bununla atık yağları içerisine aktarıyoruz ve daha sonra belediye ile iletişime geçip dolduktan sonra almalarını veya bizim bir yere götürmemizi ve atıkları da böylelikle lavabodan dökmemeyi sağlıyoruz. Bunu siz de kendi belediyenizle görüşüp sağlayabilirsiniz. Bir yer varsa eğer böyle koyabileceğiniz bidonunuzu oraya koyup, bu kadar büyük olmak da zorunda değil, atık yağlarınızı biriktirebilirsiniz. Şunu gösterebiliriz yani. Çekim arasında burada yatıyoruz. Bu duvarı böyle gelen misafirlerimiz olursa böyle güzel fotoğraflar çektirsin, hashtag koysun falan diye yaptırdık aslında. Çok o zaman hashtag ne?
Yemek.com Studio. Evet, şunu şöyle tutarmış gibi yapıp. Dev gibi bir stüdyomuz var. Genelde videolarda ne diyorlar? İşte küçük. Daha küçük diyorlar bu, evet. Ama içerisi at koştur, ben size öyle söyleyeyim. Tüm ekibin ihtiyacı neyse ona göre muazzam bir stüdyo yapıldı. Bence Türkiye'de daha iyisini ben görmedim. Şu anda yok diyebiliriz yani. Yok. Çok inkar oldu. Ayrıca teknik ekibin de çok iyi, evet, bir sistemi oldu. Işıklandırma görebileceğiniz en profesyonellerden biri yani. Aslında pek de anlamıyoruz biz bu işlerden ama dış çok ses güzel bu konuda bize. Bayağı bize çok güzel uğraştı ama yani onu da gördük. Belli, videolardan da belli oluyor. Onların teknik dolabını da göstermek isterdim ama kilitli. Göstermiyorlar çok fazla. Çünkü neden? Kablolar çok dağınık şu anda. Hayır değil. Düzenli çok iyi. Diyorsun. Evet. Aa, anahtar varmış. Gel bakalım oraya da. Gösterim en azından yani. Dur ben bakayım şuraya. Abi yapma. Öbür tarafa aç sen. Ama boş ver orayı. Şimdi adamlar haklı ya. Burada 10 gündür gece gündüz çekim var. Burayı da açmayalım. Burayı da açmayalım. Yok. Aa, şunu unuttuk ama biz size söyleyeyim. Şurada bir devasa bir şey var. Dekor ve destek yazıyor, görüyorsunuz üstünde. Davlumbaz. Onlar davlumbaz değil. Değil. Onlar davlumbaz değil. Gerçekten öyle diyebiliriz. Profesyonel mutfaklarda kullanılan bir davlumbaz ama çok çok daha iyisi. Yani Yasemin, ikimiz de birçok profesyonel mutfakta, evet, bulduk. Bu kadar iyisini pek görmedik. Yok. Yani, yani fiyat olarak da performans olarak da bayağı yüksek bir şey. O yüzden teşekkür ediyoruz. Buradan güzel bir girişimiz var. Tabii bu girişte teknik şeylerimiz de var. İşte farklı zeminler var burada. Daha değişik renklerde kullandığımız zeminler var. Işıklar için farklı aparatlar, hepsi burada duruyor. Ve burada sadece daha böyle sade, güzel, bizim için bir makyaj ışığı olan sanatçı kulisimiz var. Yasemin'in makyaj videolarını burada çekeceğiz. Bundan sonra, aynen, evet Yasemin, hemen başlıyorsun. İstiyor musunuz makyaj videosu? Gerçekten ben yapmak istiyorum yani. Benim neyim eksik ya? Arkadaşlar, Makeup kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonra Yemek.com'un küçük bir bölümünde size makyaj yapacağım. Hadi burada açalım. Bu arada tabii not aldığımız bir tahtamız da var. Mesela işte eksiklerimiz var burada, mutfak eksikleri. Bir de burada Yasemin not almış. En son, evet. Bir lila gömlek, bir sarı gömlek. Bu galiba ne giyeceğini. Koyu yeşil tişört giymiş, bir de beyaz tişört. Bunlar nedir Yasemin? Onlar aynı günde dört farklı tarif değil de farklı bir şey çekmiştik. Ne giydiğimi unutuyordum üzerime, onunla ilgili bir şey. Burada küçük notlar alıyoruz böyle çünkü yoğun bir çekim planlamamız var. Ardiye'ye geçelim. Şurada bir dönmek istiyorum ya. Buranın rahatlığını göstermek istiyorum gerçekten. Bakın döne döne geziyorum burayı. Bir şey ararken bulmak ya da onların zarar görmesi kolaylaşıyordu aslında. Böylelikle hem ekipmanımız daha uzun süre bizimle yaşamaya devam ediyor, hem de daha çok gözümüzün önünde oluyor. Bu arada aslında bizim çok eşyamız var gibi dursa da aslında çok yokmuş. Bu arada hayır, burası büyük diye öyle. Yani bir anda gözüme az gözüktü gibi geldi ama... Çöplerimizi ayırıyoruz. Kağıt, plastik, metal ve cam çöplerimiz var. Evet, geri dönüşümlerimiz. Var. Burada da... özel çekimlerimizde kullandığımız bir takım işte ürünler var. Aslında vitrin gibi. Evin vitrini olur ya, orada bardaklar durur falan, böyle kadehler falan. Ben de vitrin. Biraz oraya benzetiyorum ben burayı. Vitrinde bir de ben varım. Şimdi gelelim buraya. Burası en bir... sevdiğimiz yer değil mi ya bu? Evet. Kaç tane çekmece var burada? Bilmiyorum. Söyle, ben de bakalım. Saymadım. Yorumları yazın. Şu anda yazın. Kaç çekmece var? Ben de saymadım ha burada. Kaç çekmece? Söylüyorum. İki. Acı iki tane kapağı var. Kaldırmaca. İşte. Çok güzel değil mi ya? Evet, burası çok güzel. Bir tane şöyle, evet, bir tane şöyle bir şey vardı. Bir bezimiz vardı, bir örtümüz vardı diye hep arıyorduk ama, aynen, artık hepsi gözüküyor burada. Rahatça fotoğraflarda kullandığımız işte bu örtüler, tabak altlıkları, peçeteler, torşonlarımız hepsi bu çekmecede. Her evin olmazsa olması ıvır zıvır, ıvır kısmı. Konfetiler var. Arada kutlama yapıyoruz burada. Sizler çok beğendiğiniz videolar olduktan sonra biz buraya ekipçe gelip patlatıyoruz mesela. 1 milyon olunca patlatacağız. Aa, 1 milyon da saklıyorum. Tamam bak bu güzel. Burada patlatıyoruz 1 milyonu. Temizliğe de sizi bekleriz. Nereye geçiyoruz? En iyi bildiğimiz yere. Aynen. Çok ufak detaylar ekledik ama bizim için büyük yenilik oldu. İnanılmaz çok şey var ama bir yerden başlamak lazım. Bence en büyük yerden başlayalım. Kesinlikle.
Bizim bütün çekmecelerimizin içerisindeki dağınıklığı aslında toplayan ve şu anda inanılmaz derece ferah, rahat, her aradığımızı kolayca bulabildiğimiz bir kira dolabımız var. Malzemeler tabii ki biz çok fazla malzeme kullanıyoruz. Bunlar artıyor. Bunları çok güzel böyle kaplara koyuyoruz. Ya da işte güzelce kapatıp oradaki çekmecelere koyuyoruz. Böylelikle kafamız rahat oluyor. Hem tasarruf anlamında hem de malzemeleri çok iyi kullanmak için şahane bir özellik oldu. Böylelikle israfı neredeyse tamamen bu sürenin içerisinde engellemiş oluyoruz. Her şey yerli yerinde. İşte burada sirkeler, soslar, bal, tahin, pekmez köşesi bile var. Burada da baharatlarımız var. Yani o tarafa sığmayan baharatları da bu tarafa ekledik. Normalde evlerde patates ve soğan için böyle ayrı kovalar olur. Biz de onu böyle çekmece olarak hallettik. Bir çekmeceyi bu şekilde yapabilirsiniz. İşte geldik. Burası eskiden neydi? Bizim aslında sebilimiz burada gizli duruyordu. Evet. Sonra biz o sebili o tarafa güzelce taşıdıktan sonra şahane bir alanımız oldu. Mutfakta en çok yardımcımız olan havlu kağıtları buraya koyabiliyoruz. Stokluyoruz artık. Hiçbir yere sığmayan onlarca tepsimiz vardı. Onların da artık bir yeri var. Evet, ya fırının içinde duruyorlardı. Fırının aynen içinde durduğu zaman da bir şey pişireceğin zaman çıkarıyorsun, başka yere alıyorsun. O çok can sıkıcı bir durumdu. Böyle çok rahat oldu bizim şuradaki için. Şu detayların hastasıyım. Çünkü bu tarz böyle raylar, işte ızgaralar vesaireyi koymak için bir yere ihtiyacımız vardı ve teşekkür ederiz ki bunlar için özel tek tek yer yaptılar. Evet, dik bölmeler yaptık. Dik bölme başka bir tarafta da var. Orayı da gösterelim. Burada kesme tahtaları içinde bir dik bölme yaptık aslında. İşte hepsini teker teker böyle koyabiliyoruz. Büyük olanlarını da aşağıya koyduk. Böylelikle nemliyken vesaire üstte yapışmamış oluyorlar. Hem de rahatça kuruyorlar. Hem daha hijyenik oldular. Hem de içimiz daha rahat ediyor böyle. Evet. Ben çok tatlı değil mi? Çok güzel bir köşe olmadı mı ya? Böyle bir pasta köşesi gibi aslında. Böyle araç gereçlerimizi asabildiğimiz bir tatlış bir köşe oldu. Böyle bu şekilde de boş bir tarafı değerlendirmiş oluyoruz. O tarafta da delikler var. Orayı da tamamlayabiliriz ve doldurabiliriz. Şöyle bir detay vereceğim. Şunları yapan usta kör oldu. Gerçekten kör oldu. Yani ve aslında bu mutfakta en çok gördüğünüz ve en çok merak ettiğiniz kısım bizim muazzam baharatlığımız. Evet, şahane bir şey kendisi. Aslında bu özel bir şey değil. İki ürünün birleştirilmiş hali. Sağ olsun dış ses onları böyle güzel tasarladı bizim için. Ama bu başka bir şeyin arkası. Bunlar da tek tek aslında baharatlıklar. Biz bunları bu şekilde kullandık. Üzerinde şu anda çok moda olan ve en kolayca bulabileceğiniz şekilde böyle elde basarak yazdığınız stickerlardan var. Bunun adı çiftlik evye. Böyle gerçekten böyle bir çiftlik havası evet veriyor gerçekten. Güzel, derin olması önemli bizim için. Çünkü bulaşıklar tencere girdiği anda böyle bir kötü bir görüntü oluyordu. Şimdi böyle bir görüntüye hiç rastlamıyoruz. Aynen. Burada aslında dekorumuzu değiştirebiliyoruz. İşte bezlerle falan farklı renkler koyabiliyoruz. Böylelikle daha kullanışlı oluyor. Daha da güzel bir görüntü oluyor. Burada güzel bir detayımız var. Öncesinde arkada burayı sürekli böyle güveçlerle falan dolduruyorduk. Çünkü kamerada inanılmaz bir boşluk yaratıyordu. Şu anda süzgeçlerimizi burada tutabiliyoruz. Hem de renk olarak da çok güzel. Her evin olmazsa olmazı salata kurtucu. Otları yıkıyoruz arkadaşlar. Yıkıyoruz. Bakın yıkıyoruz ya. Bunu anlaşalım. Ben o güveçlere sinir oldum. Gerçekten tilt oluyordum. Şimdi yine oradalar ama en azından buradan gittiler. İkide bir düşüyorlar. Her böyle şey öncesi, çekim öncesi onları düzeltmeye çalışıyoruz. Yine düşüyor falan. Çok gıcıktı. Şu anda çok iyi oldu. Sürgülü kapak. Arkasında ne var belli değil. O yüzden çok iyi ama orası da yine düzenli tabii. Ve burada da saklama kaplarımız var. Fazla kalan yemekleri buraya koyuyoruz. Önceden bıçaklarımız güzel aslında bir bloğu vardı ama bizim için bu daha kullanışlı. Hemen istediğimiz zaman alıp sonrasında tekrar kullandıktan sonra yerine bırakabiliyoruz. Tabii aynen yıkıyoruz. Buraya asarken bıçaklarınızı mutlaka kurasın. Yani bıçaklarınız kuruduktan sonrasın. Yoksa metalin metalle değmesine ötürü paslanma evet yapabilir ama kuru kullandığınız zaman çok çok kullanışlı bir şey. Şef bıçağı kullanıyorsanız bulaşık makinesine atmayın, elde yıkayın. Balkabağımız var. Bunlar tabii çok güzel dekoratif ürünlerimiz var burada. Hepsi farklı farklı köşelerden herkesin beğenerek, seçerek veya evden getirerek yaptığı böyle bir derleme, bir dekor oldu. Burada çok güzel böyle sushi detaylı, aslında çay bardağı daha olan dış sesin Tokyo'dan getirdiği... Artık Tokyo'dan gelmiş bir saksı. Ama çok güzeller ya gerçekten.
bir mutfakta bunları gördüğünüz zaman gerçekten yüzünüzü gülümsetiyor. Evet. Bitkilerimiz Muse devam ediyorlar. Aslında hem dekor olarak kullanıyoruz bunları ama bizim ekibin bir bitki sevdası var ve bu stüdyoda da alanımız birazcık daha geniş olduğu için bitkilere de daha çok yer verdik. Bu arada bu bitkiler normalde çekim dışında devasa olan bir cam kenarımız var. Orada duruyorlar ve çok güzel güneş alıyorlar. Ve hepsinin de farklı farklı sulama günleri var. Onlara da dikkat ediyoruz. Bizim sizin çok enteresan bir parçası var. Bazen arkada Macarca bilen arkadaşlar fark ediyorlar onu. Evet, bir Macarca yemek kitabımız var. Bu eski editörlerimizden bir tanesi yurt dışı seyahatinde bit pazarını almış. Biz dekor olarak da kullanıyoruz. Bazen içerisi karıştırıyoruz ama Macarca çok bilmediğimiz için Translator sayesinde bir şeyler öğrenebiliyoruz. Ama görüntüsü çok güzel. Güzel. Şefe bayılıyoruz. O da şey aslında baş köşede duruyor ama kendisi klasik bir Vietnam kahve bardağı. Gayet otantik bir parça. O da yine Dış Ses'in stüdyomuza bıraktığı fincanlardan. Evet. Benim favorim bu. Bu arada Dış Ses'in de fincan kalmamış olabilir mi? Bütün fincanları yine stüdyoya getirmiş. Olabilir. Benim favorim bu, çok güzel. Evet, arkada çok tatlı duruyor. O zaman artık ana adaya geçebiliriz. Burası gerçekten bizim elimiz, kolumuz. Bunun başına tabii ki bir taşınma da olmazsa olmaz. Gelmeyen kalmazdı. Her taşınmanın böyle şeyleri oluyor. Siz de biliyorsunuzdur, evinizi taşırken mutlaka en önem verdiğiniz şeyin başına bir şey gelir. Bizim de tezgahımızın başına çok acı şeyler geldi. Biz bunu biliyorsun, kürümüz sen önce bir... Kürümüz yakmış, ben yakmadım, biri yakmış. Fürmüz vakası vardı. Onu düzeltmek istedik yeni stüdyomuzda. Yeni bir güzel bir temizlenmiş tezgah olsun istedik. Ama ne oldu? Gönderdik cilaya. Sen bunu bir parlat. Bunu bir parlat. Bir cilala. Olmuş böyle yani inanamayacaksınız. Yani böyle cam gibi olmuş. Patenik hayal. Aynen. Üzerine hiçbir şey koysanız durmaz gibi bir şey olmuş. Sıfır doku. Yani aslında bunun ahşap görüntüsü. Ahşap dokusu var böyle üzerinde. Ama o tamamen düzlemişler yani çok basmışlar yanlış anlamışlar. Basmışlar vermeyi. Biz bunu ne kadar bekledik sonrasında? Bir 10 gün mü, bir hafta mı ne bekledik tekrar düzelsinler diye ve aslında o oluşan video boşluğunun bir sebebi de o usta. Çünkü tezgahımız yoktu. Şimdi burası boş, orası başka şeylerle dolacak ama en önemli kısım işte bu buzdolabı poşetleri, stretch, alüminyum folyo, fırın kağıdı gibi şeyleri bu şekilde bölmelendirdik. Böylece işte bu pişirme kağıdını hemen anında buradan hop diye alabiliyoruz. Bu bölmeler bizim en güzel detaylarımızdan biri oldu. Evet, özellikle düzenleme açısından çok dolmadı. Aynen. En önemli şeylerden biri de buraya priz yerleştirdik. Priz neden önemli? İşte bu mutfak robotlarını falan tezgaha koymaya çalıştığımız zaman böyle 20 metre falan buralar şey oluyordu. Uzatma kablosu, üçlüler, beşliler bir sürü şey oluyordu. Şimdi artık hiç onlara gerek kalmadan direkt burada elektrik var. Hem telefonumuzu şarj edebiliyoruz hem de işte mutfak robotlarını buraya hemen takıp güzel estetik bir görüntüye sahip olabiliyoruz. Bitirdik mi ufaktan? Aklımda başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Diğer mutfaktan bir işte derin dondurucu da girdi bence. Evet. Onu da söylemeliyiz. O da çok işimize yaradı. Stüdyomuzu detaylıca gezdik. Birçok yerini böyle en ince ayrıntısına kadar sizlere anlattık ama hala kafanızda takılan bir şeyler varsa, sorunuz varsa yorumlara yazın. Bizler seve seve cevaplarız. Hemen cevaplıyoruz biliyorsunuz zaten. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Bütün merakınızı gidermişsindir umarım. Eğer beğendiyseniz tabii ki de ve mutfağımızda da beğendiyseniz bu çok önemli. Beğen. Bir de şurada bir yerde böyle abone ol tuşu var. Hop, abone şurada. Basın. Bence zile de basın ki videoları kaçırmayın çünkü inanılmaz şahane videolar geliyor. O zaman görüşürüz. Bu mutfakta çekeceğimiz o güzel videolarda sizinle görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.